Ruslar sağ taraftan kayalıklara doğru rotasyonunu sürdürüyorlar. Sol tarafta Groan tek başına kaldı burada rakiplerine karşı. Groan'un aracı ters dönmüş. Çok talihsiz bir olay yaşamış Groan burada. Hiç belli etmeyecek. Ya da biliniyor mu acaba? Takım arkadaşlarından bir tanesi geldi almak için ama speyler var. Groan yerde kaldı. Launes'e speyler var. Launes'i kaybetmeyelim. Launes çık oradan. Launes atışlar var Launes'e. Launes de yerde kalıyor. Groan için ilk uçağımız Sosnovka Island'ın sol tarafından başlayıp Stalber'in soluna doğru hareket ediyor. Türkiye yine batıda, Rusya yine doğuda yer alacak dostlar. Oyuncularımız uçaktan atlamaya başladılar birer birer. Bizimkiler bakın az önceki oyunda sırf kural ihlali yapmamak için şuradan bak şu çizgiden sağa doğru bir adım bile atmamışlardı, hatırlıyor musunuz? Evet, oyuncular atlamaya başladılar uçaktan. Sol tarafta Feri Pierre tarafına giden oyuncularımızı görüyorum. Sağ tarafta Ruslar geniş açılıyorlar. Evet. Yukarıda Severny tayfamız atladılar. Severny taraflarına doğru bir ekibimiz de atladı o tarafta. 1/2'lik bir şansımız var dostlar. Alanya bizde olacak ya Ruslar'da olacak. Başka bir yolu yok. Beğeni bırakanlara çok teşekkür ederim. 250 beğendeyiz. 500'de hedefimiz ama hadi 350 çekelim bu maç sonuna kadar. Bu maç sonuna kadar bir 350 yaptık bence ya. Evet, Türkiye ekibi iniş yapacakları, planladıkları bölgede iniş yaptılar. Bakın bir oyuncu yine. Bir oyuncu yine kural ihlalini yapıyor. The Memedos. Yine aynı. Yine bir kişi inmesi gereken yerin hafif soluna iniyor ya. Hadi tamam, madem ihlal yapacaksın git şuraya in değil mi? Yani inmesi gereken yerin soluna iniyor adam hafiften. Military Base'e bayağı kalabalık inmişler. Bir manga mı inmiş buraya? 2, 4, 6, 7. 7 kişi inmiş Military'e. Bir kişi burada 8'incileri. Burak'a geldi hızlı bir şekilde. Bizimkiler sakin sakin lootlarını yapıyorlar. Etliye sütlüye karışmadan. Memedos burada. Bakalım neler yapacak. Pochinki'ye gelmeyi düşünecek mi ilerleyen dakikalarda? Belki adam Pochinki'ye de gelir yani, bilemiyorum. Çok emin değilim. Yukarı tarafta Hex bu arada. Rakibiyle çok yakın bir bölgeye iniş yapmış. Hexor. Texas Charlie'ye çok yakında yer alıyor. Texas Charlie yoldan koşturuyor. Hexor fark edebilecek mi onu? Hexor görmedi arkasındaki oyuncuyu. Texas Charlie Hexor'a yaklaşıyor gitgide. Araca binip kaçacak Texas Charlie, Texas Charlie galiba. Hexor şimdi duydu aracın sesini. Texas Charlie'yi gördü Hexor. Spreyleri var. Düşürebilecek mi? Aracı ters döndüğü için artık imkansız. Texas Charlie aracı alıp çıkıyor oradan dostlar. Bizimkilerden de Hexor galiba. Evet. Hexor inmemesi gereken bir yere inmiş. Neyse, onlar da bir, biz de bir. Olsun. Ya onlar yapıyor yani diyelim değil mi kısaca? Evet, güvenli alan ortayı gösteriyor dostlar. Pochinki tarafındaki ekibimiz birazcık şanslı güvenli alan konusunda. Ruslar yine bir tık daha güvenli alanda, daha az oyuncu barındırıyorlar. Alan, evet, Türkiye'nin yine avantajına. Bugün güvenli alan konusunda, en azından ilk güvenli alan konusunda biraz şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Yani söylersem hiç haksızlık etmiş olmam PUBG'ye. Ya da karşı takıma. Ya da bizim takıma. Herhangi birine haksızlık etmiş olmam yani güvenli alanın bizim tarafta olduğunu söylersem. Evet. Henüz bir rotasyon görmüyorum Ruslardan. Biraz haritadayım şu an. Memedos'a bakalım. Memedos. Mamedos. Mehmedov diye isim geliyor Mamedos'a. Siper alın chat. Yoğun heyecan ateşi geliyor demiş Turan Aliyev. Siper alın bence de. Evet, Ruslar hafiften harekete geçiyorlar. Bu sefer yine tek yumruk olarak oynayacaklarını düşünüyorum Rusya'nın. Ama Türkiye ekibi etraflarını sararlarsa çok daha başarılı işler ortaya koyabilirler. Az önceki oyundaki gibi, ikinci maçtaki gibi Miramar haritasında genellikle çok güzel sarıyoruz ya. Miramar haritasında çok iyiyiz bu aralar. Hani yiğidi öldür hakkını yeme derler ya. Pochinki'ye toplanıyoruz bu arada. Tek yumruk Pochinki ekibi hazır ve nazır bir şekilde bekleyecek. Bir ekibimiz de Georgiopol Dağı'nda bekliyorlar dostlar. Buradan yukarı doğru rotasyon gelirse rotasyonu kırmak için. Alt taraftan ekibimiz yine köprü yolunu tutuyorlar. Köprü tarafından tarladan bir rotasyon geçmemesi için bu taraftan. Bu tarafı tutuyor ekibimiz. Evet, hızlı bir şekilde pozisyon almaya başladı Türkiye takımı. Sağ tarafta Rusya ekipleri birer birer patates tarlasına yaklaşıyorlar. Rusya tarafı
patates tarlasını tutuyorlar şu an için. Bir aksiyon görmüyoruz, bir agresif oyun görmüyoruz. Bir uçak geliyor. Uçağın burnunda kanca var mı? Hemen evet, uçağın burnunda kanca var. Bir Rusya oyuncusu burada uçakla, hatta doğrusu 3 4 Rusya oyuncusu uçakla arkamıza sızmayı deneyecekler. 4 Rusya oyuncusu uçakla uçuyorlar dostlar burada arkamıza doğru. Bakalım bizimkiler bu uçağı fark edebilecekler mi? Keskin nişancı atışları devam ediyor. Koçinki şehrinin çevresinde ufaktan çatışmalar başladı. Airdrop'un olduğu bölgeyi görüyorlar. Köprü kıyısındaki airdrop'u. O tarafa doğru oynuyorlar bu arada. Airdrop'un olduğu bölgeye doğru oynuyorlar. Galiba Ruslar çağırdı bu airdrop'u. Evet evet, Ruslar kendi airdrop'una doğru oynuyorlar. Taktik bir rotasyon görüyoruz Ruslardan. Poçinki'ye girmiş bu arada iki oyuncu. Bizimkiler Poçinki'yi dışına çıktılar. Sanırım Poçinki'yi çevirmek istiyoruz yine. Dışarıdan tutmaya çalışacağız Poçinki çevresini. Evet, Rusya oyuncularına atışlar geliyor. Spreyler geliyor havada. Oyuncularımızın spreyleri var. Balonla iniş yapmayı başardılar. Poçinki'nin etrafına toplanıyor Rusya oyuncuları. Poçinki çevresinde... Evet, bir oyuncusu Texas Charlie burada geri döndü bu arada. Çukura doğru ilerliyor. Bayağı bir özgüven depolanmış burada Charlie. Çukura doğru oynayacak. Oynamayı başardı. Poçinki'yi tutuyoruz. Poçinki'yi bırakmıyoruz. Poçinki bizim kontrolümüzde şu an için. Şişo'dan atışlar var. Uzaktaki oyuncuya bir tane çatı var Şişo'nun. Şişo başarılı isabetlerine devam ediyor. Çok uzak bir mesafe. Nereden baksanız 900 metreye yakın bir mesafe var burada. Evet, bayağı bir uzak. 900 olması da 700 metre var gibi görünüyor. Bir ucuna Poçinki'nin girmeyi başardı Rusya ekibi. Bizimkiler bile bile bırakıyorlar bu tarafı. Girmelerine müsaade ediyoruz. Çünkü Poçinki'nin etrafını sarmak gibi bir planımız var galiba. Poçinki'den çıkartmamak gibi bir planımız var. Bakalım hamlemizi nasıl oynayacağız. Bir ekibimiz geri planda. Bir ekibimiz alt sahil rotasyonunu tutuyor. Sol yukarıya Çeltikoğlu ve arkadaşları yaklaşıyorlar. Evet, güven alan belli olacak birazdan dostlar. Poçinki'ye doğru yaklaşıyor güven alanımız. Daha doğrusu buradan Georgiopol'e doğru yaklaşıyor. Bizimkiler yanlışlıkla kendi oyuncusunu vurdular bu arada. Bizi bizden başka kimse vuramaz dediler sanırım. Celticoğlu'ndan atışlar var uzaktaki oyuncuya. Sol alttan spreylerimiz var. Güven alan daralmaya devam ediyor. Liborg burada aşağı tarafta SLR'ıyla atışlarını sürdürüyor. Liborg'i. Metin takip için teşekkür ederim. Dostlar 264 beğenideyiz. Şöyle 500 beğeni hedefimiz vardı, hani hatırlatayım. Beni bırakmayanlar varsa diye düşündüm. Hani varsa diye dedim. Gerçekten böyle organizasyonları yapmak çok zor. Çok uğraştırıyor böyle organizasyonlar. Aylarımızı verdik bu maç için. Bu maçı bugün ayarlayabilmek için. O yüzden... sizlerden tek istediğimiz daha fazla kişiye ulaşabilmek için küçük beğeniler. Evet, güvenli alan belli olacak an itibariyle. Nefeslerimizi tuttuk, güvenli alanı bekliyoruz. Evet, güvenli alan sol alt tarafta, sahil tarafını gösteriyor. Şuradaki evler çok önem kazanacak dostlar. İşte burası çok önem arz edecek. Bu tarafta sahilde kimseyi geçirtmezsek buraya, Jesse'lerin oraya bir kaç oyuncumuzu gönderirsek burada köprü tarafında güzel bir tutabiliriz gelen kafayı. Ruslardan gelen kafayı. Jesse geliyor bu arada zaten aracıyla. Tek başına buranın güvende olup olmadığını bilmiyor henüz. Kroskov geliyor aracıyla. Ruslar burayı deneyecekler büyük ihtimalle. Poçinki'yi bırakıyoruz. Poçinki'yi terk ediyoruz. Oradaki iki oyuncuyu terk ettik Ruslar orada. Buraya yığılıyor Rus kuvvetleri. Sağ taraftan buraya gelmek isteyen kuvvetleri de olacaktır elbette. Burada şimdilik 2 oyuncumuz var. Biraz daha kalabalıklaştırmamız gerekebilir. Çünkü burası Rusların rotasyonunu kırmak için kullanabileceğimiz en güvenli yol, en güvenli yer burası. Rusların rotasyonunu kırabilmek için gerçekten de burayı almaya ihtiyacımız var.
Ruslar sağ taraftan kayalıklara doğru rotasyonunu sürdürüyorlar. Sol tarafta Groen tek başına kaldı burada rakiplerine karşı. Groen'un aracı ters dönmüş. Çok talihsiz bir olay yaşamış Groen burada. Hiç belli etmeyecek. Ya da biliniyor mu acaba? Takım arkadaşlarından bir tanesi geldi almak için ama spreyler var. Groen yerde kaldı. Launes'e spreyler var. Launes'i kaybetmeyelim. Launes çık oradan. Launes atışlar var Launes'e. Launes de yerde kalıyor. Groen için iki oyuncuyu kaybettik orada. Ama bizimkiler de bir tanesini düşürmeyi başardılar Ruslardan. Ama çekemedik sanırım. İki oyuncumuzu orada kaybettik dostlar. Kroskov çekti galiba. Evet, Kroskov çekti oradaki kili. Royal Stance yerde. Ruslar sağ alt tarafa bindirme yaptılar. Çok kalabalık geldiler. Bizimkiler sağ tarafı terk mi edecekler acaba? Çok kalabalıklar çünkü burada. Asıl kuvvetimiz bizim burada iki kişiyle çatışıyorlar. Geri çekiliyoruz burada. İki oyuncumuzu bıraktık ama oraya. Motosikletine biniyor Cold Tiger. Yo, burada ne olmuş böyle buna? Bu kim? Aa. Buglanmış mı Cold Tiger herhalde? Şu an belki burada bile değildir. Ama orada gibi görünüyor. Niye? Ha, evet, değil. Değil değil. Buglanmış orada. İki açıdan Rusları burada dostlar geçirtmemek için seferber olmuş durumdayız. Şehir ekibi, şehir kuvvetlerinden 3 kişi var burada. 3 kişiye karşı bizim ekibin büyük bir çoğunluğu burada atış gerçekleştiriyor. Birincisini nokladık orada. Çekmeyi başarıyoruz. Fark bu arada 1'e çıktı, 1'e yükseldi. Bir kişiyle öndeyiz şu an için. Sol taraftan Ruslardan bir sızma gelecek. Buradan çıkmakta iyi ettik. En azından ben şu ana kadar şu an için öyle düşünüyorum. Bir tık daha böyle kalabalık gelecekleri belliydi. Bizim asıl kuvvet burada yer aldığı için bir tık geriden tutacağız orayı. Evet, orada bir FTC'nin atışı oldu SLR'ıyla. Evet dostlar, 288 beğeniye ulaşmayı başarmışız. Teşekkür ediyorum beğenileriniz için. Rusya 3 oyuncusunu kaybetti. Türkiye 2 oyuncusunu kaybetti şu ana dek. Crowley geliyor bu arada. Hexor'a atışlar var. Crowley denize uçtu. Denizden soldan çıkacak. Öngörmemiz gereken şeylerin başında da bu geliyor. Sol tarafta çünkü burada Kroskov'ların bulunduğu bölgede çok zor anlar yaşatabilir sağlarına çıkarsa. Kroskov'un sağına çıkarsa. Kroskov hemen içeri girdi. Orta mesafe çatışmalar sürüyor burada. Diğer tarafa bakalım. Uzak mesafe çatışmalarımız sürüyor. Buradaki ekipten sadece bir kişi kalmış. Destek kuvvet geliyor. Tarla taraflarında bulunabiliriz aslında. Tarla taraftaki ekiplerimize spreyler var. Tarladaki oyuncularımıza Rusya'dan. Büyük ayının aracına spreyler geliyor bir yandan burada. Büyük ayılar kulübeyi deneyecekler sanırım buradaki. Çok fazla atışa maruz kalabilirler. Çeltikoğlu kulübeye bıraktı takım arkadaşı Çeltikoğlu'yu. Evet. Motosikletini de sokacaklar kulübeyi. Burada pozisyon tutuyoruz. Ruslar olur da buraya kafa atmak isterlerse diye. İki oyuncumuzu orada kulübeye soktuk dostlar. Güvenli alan bu arada sol tarafı Türklerin olduğu, ağırlıkta olduğu bir bölgeyi gösterdi. Ruslar kafa atmak zorunda kalabilir. 100 yılın raşını yapmak zorunda kalabilir Ruslar bu maçı kazanmak istiyorlarsa. Evet, Türk ekibi tarlada geniş bir alanda pozisyon tutmaya devam ediyorlar. Sol tarafta Crowley'e açılmış. Takım arkadaşlarımızdan herhangi biri yere düşmüş değil. Ruslar hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Ruslardan bir kafa gelecek benzinliğe doğru. Kroskovların olduğu bölgeye ağırlık vermemiz gerekebilir. Ruslar çok kalabalık gelecek buraya. Benzinliğe ele geçirebilirler. Çok kalabalık bir şekilde geliyorlar. Benzinliğe spreylerimiz var. Kroskov yerde kaldı orada. Kroskov'u yazdılar. Bizimkiler atışlarını sürdürüyorlar bu bölgede. Slicker yazmayı başardı bir oyuncumuz orada. Rusya burada çok kalabalık. Buradan tepeye çıkmamız lazım. Tepeye oynamamız gerekiyor. Ya da sağ taraftan geniş bir arazide de oyun kurmayı deneyebiliriz. Durum 27-27 dostlar. Dengeye oturdu. Aşağı tarafta Slicker yerde kaldı Rusya'dan. Cold Tiger orada noklanmış. Cold Tiger'ı çekmeye izin vermememiz gerekiyor. Rusların kafası devam ediyor. Ruslar hızlı bir şekilde geliyorlar. Hızlı bir kafa geliyor Ruslardan. Pimka sağa doğru sardı ama onların önünde de Zaklinatörler sola doğru çıktılar. Pimkaların önünü kesmek için bir oyuncu paraşütle uçtu Rusya'dan.
Bir bomba geldi burada Sitargas'a yönelik. Sitargas'ın önünde adeta bombardıman yapıyor Rusya ekipleri. Sitargas'ı buradan çıkarmamak için ama Sitargas oradaki oyuncuyu görüp düşürmeyi başarıyor ve yazıyor. 26-25'lik bir durum söz konusu. Etrafını sarmaya çalışıyoruz Rusya'nın bir kez daha abluka taktiği. Ama Rusya ekibi oyuncuları da geniş bir araziye yayılmış durumdalar. Geniş bir araziden onlar da bizi sarmaya çalışıyorlar dostlar. Arkamıza geçmeye çalışan oyuncuları var. Gözcüleri var. Scout rolündeki oyuncuları var. Türkiye ekibi 22 kişi kalmış. Bir tık taktik geri çekilme yapabiliriz burada. Taktiksel bir geri çekilme burada bize avantaj sağlayabilir. Sağ tarafta Crowley yerde. Burada yakın çatışma dönüyor. Memedos yerde. Van Deys'ler girdiler buraya. Vexis'ler girdiler. Bizimkiler burada Rusya'nın 3 oyuncusunu noktalamayı başardı. Durumu dengeye getirebiliriz. Şimdi kafalar geliyor Türk ekibinden. Benzinliğin etrafını sarmış durumdayız dostlar. 4 bir yandan etraflarını oynuyoruz. Muzlu sodalar sağ taraftan çukura doğru oynayacaklar ama muzluya yukarıdan atışlar var. 4 bir yandan sarıyoruz. Rusya 20 kişi kaldı. Marshmallow burada oyuncunun ayağını gördü yerde yatan oyuncunun. Onu da düşürmeyi başarıyoruz. Onu da çekersek çok tatlı olacak. 4 bir yandan Rusya desteği devam ediyor. Destek kuvvetleri buraya yığdırmaya devam ediyor. Türkiye kuvveti tüm kuvvetleriyle benzinliğin etrafını sarıyorlar. Rusya'yı benzinlikten çıkartmamakta kararlı Türkler. Rusya 18 kişi kaldı. Satirgas arka tarafa dolanıyor ama arkasından atışlar gelebilir. Orada iki oyuncuyu görmeyi başardı. Satirgas arka arka iki oyuncuyu düşürmeyi başarıyor. Benzinlik Türkiye'nin kontrolüne geçmiş olabilir an itibariyle. Ama kulübede pusan oyuncular var. Kulübedeki oyuncularını da düşürüyoruz dostlar. Rusya'dan çok oyuncu yerde. 14 kişi kaldı Rusya ekibi. Türkiye 18 kişiyle hala hayattayız. Kontrolü elimize almış gibi görünüyoruz. Rusya 10 kişi kaldı. Benzinlik bölgesine... Yine bir abluka taktiği, yine bir Türkiye, yine bir Hilal taktiği dostlar. Dört bir yandan etraflarını sarıp Ruslara göz açtırmadı bizim çocuklar. Sağ tarafta Muzlutoda'nın etrafında çok kalabalık bir Rus grubu var gibi hissettim. 3 kişi burada, bir de burada 4 kişi. Muzlutoda 1v4 atıyor, bir tanesi etkisiz hale getirmeyi başarmış. Muzlutoda bir oyuncuyu daha nokluyor, ikinci oyuncuyu da noklayacak. Bir canı kaldı orada rakibinin. Arkadan bir atış geldi Muzlutoda'ya. Muzlutoda'yı görmeyi başardı burada. Prokot düşürmeyi başardı Muzlu orada. Elinden gelenin en iyisini ortaya koydu. 7vs16'lık bir durum söz konusu. Geride 2vs2 kalmışız. Toygar bir bomba gönderdi. Çok güzel bir bomba. Üstünde patladı. Solunda patladı. 6vs16 bir durum söz konusu. Buradaki oyuncularını da yakalamayı başardık. Sol yukarı tarafa bakıyorum. Buradaki oyuncularını da görmeyi başarıyoruz. Sadece ve sadece çukurda kalan oyuncuları hayatta Rusya'nın dostlar. Türkiye ekibi burada göz açtırmıyor. 309 beynideyiz. Klaysi çok güzel görmeyi başardı. Emiri, Stemiri orada. Ve noklamayı başardı. Evet dostlar 309 beynideyiz. Kocaman beynlerinizi bekliyoruz. 500 hedefimiz var. 500 beyni bekliyoruz dostlar. Sakanov burada Voldemort'u görmeye çalışıyor. Voldemort'a spreyler geliyor. Voldemort yerde kaldı. Büyük Ayı motosikletiyle üstüne doğru oynadı. Büyük Ayı o da yerde kalıyor. Bizimkiler birazcık daha fantastik bir oyun oynamaya çalışıyorlar ve Türkiye 2 Rusya 1 oluyor dostlar. Üçüncü maçın galibi Türkiye oluyor efendim. Gerçekten de takdire şayan. Çok kontrollü mükemmel bir taktik izledik burada. Şehirlerde bulunmuyoruz. Yerleşkeleri terk ediyoruz. Bırakıyoruz. Rusya kafa atıyor ve orada destek kuvvetleriyle etrafını sarıp orada onları sıkıştırıyoruz ve etkisiz hale getiriyoruz. Çok agresif bir oyun, çok agresif bir taktik Türkiye ekibinden bir kez daha gördük bugün. Gerçekten de elinize kolunuza sağlık çocuklar diyelim. Dördüncü maçımız birazdan hazırlanacak. Bu maçın galibi olursak oyun bitiyor. Keskin nişancı maçı dostlar. Keskin nişancı tüfekleriyle oynayacak her iki takımda.